Büyük oğlan 8 yıldan beri madde bağımlısı, okulda onu öğrettiler. Ve öbür küçük oğlum da şimdi 18 yaşında, o da bir sene ondan sonra madde bağımlılığına geçti. Şu anda benim iki tane oğlum 8 yıldan beri uyuşturucu madde bağımlısıdır. Ve 2 aydan beri yeni gelen kaymakamımızla hemen her gün konuşmak için, görüşmek için gittim. Ama kaymakamımız ne yazık ki benimle görüşmek yerine bana kendisiyle görüşmemi yasak ettirmiş. Ben burada Sayın Kaymakamımıza sesleniyorum. Sayın Kaymakam, bir devlet makamı ne zamandan beri bir vatandaşa yasak olmuş, onu hala anlamış değilim. Ve ben burada gerek milletvekillerine, gerek valiliklere, gerek İçişleri Bakanına, gerek Dışişleri Bakanına, özellikle Cumhurbaşkanımıza ben buradan sesimi duyurmak istiyorum. Artık sesimizi duyun. Benim iki tane oğlum sürekli 24 saat burada Suruç'ta zehirleniyorlar. Ve benim çocuğum 3 günden beri yatmamış. Kendini kesiyor, yatmıyor, aynayla konuşuyor. Hele bir yetkili gelsin, benim çocuğum vücuduna baksın. Hani bu benim çocuğum hangi yetkilinin çocuğu olsa buna kalbi dayanabilir mi? Ben 8 yıldır bu neyin sınavınıdır ben çekiyorum. Bu nereye kadar gidecek? Bu benim oğullarım evden çıkınca zaman, dışarı çıktığı zaman hemen parkta uyuşturucu buluyorlar. Yani ekmek gibi, peynir gibi, yani öyle çoğalmış ki var ya. Yani satan satana. Burada baksan 12 yaşındaki çocuk uyuşturucu satıyor. 60 yaşındaki bir bayan uyuşturucu satıyor. 50 yaşındaki bir yaşlı adam uyuşturucu satıyor. Yani 8 yıldır 2 tane oğlumu bataklığa düşürmüşler. Benim ailem perişan, ben perişanım. Benim çocuğum gitti, halkın eşyasını yani gidip çalıyordum. Ben polis arkadaşları aradım geçen sene, virüs zamanıydı. Ben polis arkadaşları aradım, gece gelmediler. İkinci gün benim çocuğum ikisi kırkızlık şeyini getirmişler de evine, birbirini bıçakladılar. Benim çocuğum birisi karnına bıçak vurdu, birisi ayağına vurdu, o malı paylaşılmadı. Ben polis karakolunu aradım. Polisler geldi evin önünde bir tane Mustafa Şeymus diye bir polis arkadaş vardı. Ben hakkımı onlara helal etmiyorum. Çünkü geldiler benim evim önünde bana, aileme küfür söyleyerek de beni arabaya bindirdiler. Beni Suruç Emniyet'e götürdüler. 5 kişi tarafından, ben 5 tane polis tarafından ben darp edildim. Çocuklarını şikayet ediyorsun diye. Bir aileden 4 kişi madde bağımlısı var burada. 2 kişi madde bağımlısı var her bir ailede. 3 kişi var. Satıcı yarım saat sonra geri bırakıyor. Bunları hep yaptığında daha da çoğalıyor. Herkes satmaya başlar. Ben hep gittiğimde bunu dile getirdiğimde ben hakaret görüyorum, tehdit görüyorum. Çocuğum başında bekliyorum. Ben hiçbir iş yapmıyorum. Evde hiçbir şey kalmamış. Ve ben bu çocuklarımı biraz önce götürüp de yani 21 Ahmet'e götürüyorlar. Adana ruh sağlığa götürüyorlar. 18 günde 20 günde çocuğu bırakıyorlar. Ben artık bu yetkililerden iki tane çocuğumu, ben burada iki tane çocuğumu kurtarmasını istiyorum. Ve ben 3 yıldır ben bu çocukların başındayım. Hiçbir iş yapmıyorum. Hiçbir gelir kaynağım yok. Bir yetkili bunu hale etmezse ben burada ailemle birlikte, eşimle birlikte kendimi çarşı ortasında benzin döküp kendimi yakacağım. Ben artık iki tane oğlum göz önünde her gün ölüyorlar. Biz mahvolduk.